Bu ne? Ne oldu? Şevket'i terk ettim. Zararın neresinden dönülse kârdır çocuğum. Gel Şevket. Otur oğlum. Böyle olacağını hiç düşünememiştim baba. Ferhunde'yi tanıyamamışım. Siz benim için her şeyden, herkesten daha önemlisiniz. Nasıl bu kadar kör olabildim? İnsan yaşadığı kadar bilir oğlum. O kadar masumsunuz ki herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Ama öyle değil. Bundan sonra da olmayacak. Tecrübe iyisiyle kötüsüyle yaşadıklarından ders alabilmektir. Tecrübe olgunluktur, büyümektir. Sen de büyüyorsun çocuğum. Keşke. Keşke yok. Keşke oldu bitti. Artık şimdi var. İyice düşün. Kararını öyle ver oğlum. Biraz bahçeye çıkalım ister misin Şevket? Yok sağ ol. Abicim, çay koyayım mı sana? Yatacağım. Oğlum, içine atma evladım. Gel de konuşalım. Şevket. Biraz yalnız kalsın bakalım anneciğim. Kafasını toplasın. Ne karar verirse de anlayış gösterelim. Günler geçiyor. Şey uzak dökülür yeni bir yaprak daha vururken yüzüme sonbahar nasıl yani öylece çıkıp geldin mi? Evet, ne yapacaktım? Biraz daha dursaydım olay daha da büyürdü kesin. Kızım ama böyle olacağı belliydi. Başından beri söylüyorum. Şevket iyi çocuk, hoş çocuk. Ama sana göre değil. Bir kere hayata bakışınız, beklentileriniz farklı. Karakteriniz tamamen farklı. Ayrıca onu öyle büyük bir aşkla sevdiğine de inanmıyorum ben. Yanılıyor muyum? O benim sahip olmadığım her şeye sahip Gülşen. Saçmalama. Şevket zengin değil ki. Paradan bahsetmiyorum. Şevket benim yaşayamadığım çocukluğuma sahip. Mutlu bir adam. Hatırlayabileceği güzel anıları var. Onu her durumda çok seven, birbirine kenetlenmiş bir ailesi var. Şevket tarafından sevilmeyi seviyorum, anlıyor musun? Beni hep sevsin. Ailesi beni kabul etsin, sahiplensin. Bugüne kadar kimse benim arkamda durmadı. Kimseye sırtımı rahat rahat dönmedim. Kimseye güvenemedim. Bir tek Şevket. Ama kendini sevdirmek için de pek uğraşmadım be anacığım. Haksız mıyım? Başından beri beni reddettiler.
küçümsediler. Bir tek Ali Rıza Bey'le sorunlu oldu, abartma. Yoksa herkes seni kabul etmişti. Ama neyse, boş ver canım. İnceldiği yerden kopsun. Bu evliliğinde ömrü bu kadarmış demek ki, ne yapacaksın? Yo, bu iş daha bitmedi. Şevket'ten ayrılmaya hiç niyetim yok. Ferhunde'ye güle güle demek o kadar kolay değil. Peki ne yapacaksın? Olaylar bu kadar büyümüşken o eve nasıl dönmeyi düşünüyorsun? Özür mü dileyeceksin? Onlara dileteceğim. Önümde diz çökecekler. Hı. Görürsün, yapacağım. Bak, yazıyorum şuraya. Tıpış tıpış ayağıma gelecekler.